25 kilometremiz var. Acayip yağmur yağıyor ve çok şimşekli bir hava var. Gelirken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Hayırlı akşamlar. Sırbistan üzerinden gelmek isteyenler şu anda Niş'te. Hava çok kötü, çok berbat. Dikkatli gidin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı yolculuklar. 30 Mayıs akşam saat 9. Bulgaristan üzeri İstanbul istikametine saptım. 371 kilometre gösteriyor. Bulgaristan'da yollar iyi, trafik az, hava durumu da çok iyi. Sırbistan'da yağmura yakılan arkadaşlara Allah kolaylık versin. Ben orayı kuru geçtim. Şu anda her şey yolunda. Herkese hayırlı, sağlıklı yolculuklar. Merhaba arkadaşlar. 30 Mayıs 2022 saat 23:23. Şu anda Avusturya'dan Macaristan'a girmek üzereyiz. Yollar gayet rahat, trafik yok. Çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Sadece radarlara dikkat edin. Sürekli 80 uyarısı görmekteyiz. Herkese iyi yolculuklar diliyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar. Şu an Macar çıkışı Sırp girişine İskamet'teyim. Saat 22:51 geçe. Şu an önümde ya 6 ya 8 araba var şu an. Allah'a çok şükür bir sıkıntı yok. Macaristan çıkışındayım. Saat 10:15 geçe inşallah Edirne Kapıkule'deyiz. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Yavaş gelin, acele yok. Yollar sakin, sıkıntı yok. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı yolculuklar değerli arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bu gurbetçiler grubuna. Biz Norveç Oslo'dan ilk defa Tesla elektrik arabayla yola çıktık. Yaklaşık olarak 250 kilometre sürdük. Araba full şarjla buraya otomatikman bizi yönlendirdi. Daha 100 kilometrelik şarjımız vardı. Şu an burada yaklaşık 25 dakikalık süreçte tekrar fullledi. Yaklaşık 200 İsveç kronu ücret ödedik arabaya. Bundan sonra tekrardan bizi Tesla'nın bu süperjaz istasyonlarına harita üzerine yönlendiriyor. Biz o destinasyonda ilerliyoruz. Şu ana kadar çok rahat geldik. Ortalama autopilotla 120'ye kilitledik. Zaten hız sınırı 110'du İsveç otobanında. 120 ile buraya kadar geldik. Yollar zaten sakin İskandinavya'da. Hiçbir sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi Tesla belli yerlerde 20'şer adet istasyonları var. Çok sakin. Sıra beklemeye gerek yok. Çoğu insan burada duruyor. Araç içine bekliyor. Veyahut da yanlarında benzin istasyonunda kafeler var. McDonald's'lar var. Oralara kahvesi içinip kahvesini alıp dinlenebiliyor. Şu an için yolculuğumuz çok iyi gidiyor. Bundan sonraki duraklarda da kısa videolar çekip bilgilendireceğim. Bundan sonraki bu şekilde yola çıkan arkadaşlara inşallah yardımcı olur. Allah'a emanet. Tekrar selamun aleyküm. Şimdi tecrübemiz Danimarka, Kopenhag biraz dışı Køge şehrine geldik. Køge'de gerçekten tam bir anahtar konumu olduğundan dolayı iki tarafa ayrılıyor yol. Bir gemiyle gitmek için Getser Rostock var. Biz onu tercih etmiyoruz. Zaten Tesla da rotasında orayı bizi tercih ettirmiyor. Daha ekonomik olduğundan dolayı karayolundan gönderiyor. İnanın hiçbir şekilde bir rehbere ihtiyacımız yok. Tesla bütün altyapıyı alıştırmış, yapmış. Her yolun kilometresi ve bizde %10 gibi bir rezerve yapıyor. Ondan önce riske atmıyor sizi. Bütün istasyon arasında sizin molalarınızı ayarlayarak normal yoldaki hız limiti üzerinden yasaklara uyarak, yasalara uyarak daha doğrusu bu şekilde bir program çiziyor. Şöyle 24 istasyon var burada şarj edebilecek olan. Etrafında mutlaka bir McDonald's veya Burger King var.
bazı yerlerde yemeklerde indirim anlaşması var. Mesela Tesla şarj ediyorsan %15 Burger King'de indirimle karşılıyorsunuz. Yani şu an için çok rahatız. Molalar 20'şer dakikalık. Yani bizim için de iyi oluyor. Özellikle zamanı kısıtlı olmayanlar için gerçekten güzel. Ücret konusu yaklaşık olarak Danimarka kronu olarak şu an tam dolmadığından dolayı ben bildireceğim. En son videoların sonunda da zaten tam bir rotamızın ne kadar mal olduğunu tekrardan burada bildireceğim ki bütün herkes hesabını yapsın. Ama şu an için benzin ve dizele rağmen bir 3'te 1'lik indirim olarak gözüküyor. En azından İskandinavya'daki uygulanan kilovat saate göre. Yani benzin veya benzin dizele gidecek olsaydınız 1/3'te 1 tasarruf sağlıyor. Tekrar görüşmek üzere. Evet, herkese hayırlı sabahlar. Günlerden 31 Mayıs 2022. Türkiye'den, Kapıkule'den, Avrupa tarafından çıkışta aracımı ilk sıraya aldılar. Yaklaşık 40 dakikadan beri de bekliyorum. Bundan bir hafta önce ana vatana girişte de ilk sıraya aldılar aracı. Orada 2,5 saat beklettiler. Bakalım burada 40. dakikamız da oldu. Buradakiler ne kadar bekletecek? Allah büyük. An itibariyle Macaristan çıkışı. Arkadaşlar, yollar sırtta bomboş görüntü. Çıkışı Bulgar girişi boş. Merhaba arkadaşlar. Akşam Family Hotel'de yattık. Sabah uyandık. Bugün saat 9:50. 31 Mayıs 2022. Şu anda Sırp sınırına geldik. Önümüzde aşağı yukarı 10 arabalık bir bekleme var. En kısa sürede geçeceğimizi düşünüyoruz. Şimdiden bütün arkadaşlara iyi yolculuklar. Evet arkadaşlar, Bulgar girişiyle sıkıntısız. Kimse yok, bomboş. Arama falan yapmıyorlar. Sıkıntısız geçebilirsiniz. Hayırlı yolculuklar. Şu anda sıkıntı olan bölüm Bulgaristan Türkiye doğru giderken. Gümrükten çıkıştan hemen sonra. Tekrar selamünaleyküm izin yolu arkadaşlar. Şimdi malumunuz elektrikli arabayla Norveç'ten yola çıktık. Aracımız Tesla. Gerçekten şu ana kadar çok memnunuz. Tesla inanılmaz bir rehberle bu işi aşmış. Altyapıyı hazırlamış. Gördüğünüz gibi süper şarj istasyonlarını Plovdiv'e kadar düzenli bir şekilde yerleştirmiş ve bunların çoğu ya bir McDonald's'ın yanında ya da bir Burger King'in yanında, bazıları da ailece bir oyun parkının yanında, otelin yanında çok rahat bir şekilde o 20-25 dakikalık molalarda şarj olurken sizler aynı zamanda sıkılmadan bazı yerlerde de indirimli kuponlar vererek %15 indirim olarak alışveriş yapabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapmış Tesla, bir 100 kilometre her zaman için size bir avantaj sağlıyor. 100 kilometre kalasıya kadar sizi bir şarj istasyonu yönlendiriyor ki stres yapmayasınız diye. Fullediği zaman da %80 yapıyor. Bu aynı zamanda bataryanın ömrü açısından bir tavsiye olarak. Yani evet, 250 kilometre bir de duruyoruz bir 20 dakika. Belki bir 10-11 defa duracağız Edirne'ye kadar, Plovdiv'e kadar. Yani bir 200 saatlik belki ilave olacak ama yani çok büyük bir şey değil. Çünkü zaman sıkıntımız yok. Yollar çok güzel. Şu an Dresden'e 80 kilometre yakınız. Yaklaşık olarak 20-25 euroluk her doluşta bir ücret ödüyoruz. Bu Danimarka'da, Norveç, İsveç'te de aşağı yukarı bu şekildeydi. Onun haricinde yollar çok harika Almanya'da. Sadece ters istikamette, yani kuzeye doğru giderken Almanya'da inanılmaz bir kaza, trafik, tır kuyrukları vardı. Tabi bu terse gidecek olan arkadaşları ilgilendiriyor.
Şimdilik bu şekilde. İnşallah videolarım yardımcı olur. Özellikle adminler için ileride bu şekilde gidecek arkadaşlara yol gösterir. Allah rahmet olun. Ben şu anda Bulgaristan gümrüğüne geldik. Türkiye geçişi. Biraz hafiften bir yoğunluk var. Gördüğünüz gibi. İşte burada arabalar. Burada. Hayırlı yolculuklar. Şu anda Bulgaristan'ın girişinde bekliyorum. Birkaç araba var önümüzde. Tekrar bir daha bir net video atayım dedim. Şu anda rahat bir 10 dakika oldu. Çok yavaş ilerliyor. Arkada da hafif bir yoğunluk oldu. Bakalım yavaş yavaş gidiyor. Herkese hayırlı yolculuklar tekrar. Bulgaristan çıkışı, Türkiye girişi. Karşıda görüyorsunuz, Türkiye'den çıkış, Bulgaristan'a giriş bu şekilde. Bayağı bir yoğunluk var. Türkiye'den gelenlerin haber olsun. Bulgaristan'a geçecek olanlar. Bayağı bir yoğun. Bulgaristan'dan çıkış, Türkiye giriş. Önümüzde birkaç araba var. Herkese hayırlı yolculuklar. Türkiye'ye giriş. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş gayet hızlı geçti. İnşallah ana vatana da hızlı bir şekilde gireriz. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim.